kulaklarımı çınlattın geceden beri. Şşt, sana diyorum sana. Habire büyürüp duruyor musun? Nizam gelsin, nizam gelsin diye. Geldim işte, ne olmuş, ne istiyorsun? Bir şey söyleyeyim canım. Peki. Kabul ediyorum. Ne dedin? Ara annemi. Kabul ediyorum. Günaydın. Size de. Bakın. Bir dakika. Size bunu getirmiştim. Aa, rica ederim. Ne demek? Ben taşırım odanıza zaten. Hem benim işim ne ki? Hayırdır İnce Hanım? Yolumuzu mu gözlüyorsunuz yoksa? İyi değil mi? Çocuklar var mı? Vukuat nedir? Vukuattan kastınız. Dün gece gazeteden içeri giren Çetin'le Çekik Göz Arif'in birbirlerinin başını yarması mı? Yoksa Hilmi'nin soysuz akını şişlemesi mi? Hangisini istersiniz? Biz ıslah günden gidiyoruz İnce Hanım. Bizim adımız bu katane. Siz bu çocukları hangi topluma kazandırıyorsunuz çok merak ediyorum. Siz sözüm ona eğitim hakkı, okuma hakkı diye bunların ipini bırakınca al gördün olanları. Birbirlerini bile doğrar bunlar. La havle ve la kuvvet ya. İnin. Kızlar. Verdim sağlam isterim bu sefer. Hocam ne oldu? Kötü bir şey mi var yoksa? Hepinizi odamda bekliyorum hemen. Eksiksiz. Aa. Nereden çıktı bu? Kızım. Of. Kim koydu bunu buraya? Kapatın kapıyı. Ben bu projeyi hayata geçirirken karşımda okumaya hevesli gençler olacak sanıyordum. Ama görüyorum ki pek çoğunuzun okul falan pek umurunda bile değil. Sonra sizin umurunuzda olmayan şey benim neden bu kadar umurumda diye soruyorum kendime. Ben niye bu kadar uğraşıyorum? Kim için uğraşıyorum? Rahat mı battı bana, bıraktım işimi gücümü, kalktım geldim tepenize dikildim? Deli mi öptü beni, bana ne? Birileriniz lay lay loma gelmiş. Birilerinizin zaten burada nasıl olduğuyla ilgili en ufak bir fikri bile yok. Bazılarınız it dalaşında. Sonuç mu? Sonuç aranızdan birileri harcanıp gidecek işte. Ya hiç mi kafanız çalışmıyor sizin? Bir gram beyniniz de mi yok? Ya bu okul sizin gibi gençler için hayatının fırsatı. Ya buranın bıraktık kolej olduğunu falan vesaireye geçiyorum. Arkadaşlar sizler mahkumsunuz. Bunu sizin canınızı acıtmak için falan da söylemiyorum. Bu sizin gerçeğiniz. Ne yazık ki. Öyle ananızın babanızın parasına güvenerek istediğiniz kadar atarlı pozlara girseniz de boş. Bu okul elinizden gittiği anda ıslah evinde geçireceğiniz bir gün koca bir yılmış gibi gelecek size.
Ya hayatınız o nizam gibi manyakların elinde solup gidecek ya da paçayı kurtaracaksınız arkadaşlar. Burası köprüden önceki son çıkış. Buradan başka çıkışınız yok. Anladınız mı? Yani eğer hala hayatın içine etmek isteyen varsa buyursun. Tam çıkabilirsiniz. Hocam. Allah sizden razı olsun hocam. Allah tuttuğunuzu affetsin. Tamam. Hadi çıkın biraz hava alın. Hadi. Of. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.